Pardon. Bu davetiyeleri nereden temin ettiniz? Ya yeğenim sen burada yenisin herhalde ya. E biz de ressamız. Bak benim çok ünlü tablom var ha. Cennette bir sığır diye. Şimdi sığır ölüyor, cennete gidiyor. Bir bakıyor yine her yer mera. Anladın? İmgesel şeyler bunlar. Neyse alırsın tablomu incelersin sonra. He. Bak ben de eleştirmenim ama ağzım çok bozuk. Böyle resmi beğenmedim mi oracıkta böyle ağzımla sülalesini çizerim sanatçının. Buyurun geçin. Bana böyle ekmek arası bir şeyler getir. Benim okuldan geldim karnım aç. Efendim içeride açık büfemiz var. Buyurun. Açık büfe mi? İyi iyi. Siz orayı iyice açın. Tütük geldi. Hadi. Bay Ömer'i tebrik ederim. İnsana dair çelişkileri farklı nesnelerle çok güzel sunmuş. Ne? Bu mu yani insana dair çelişkiler? Bence burada ressam Ömer amcanın kafa manitadaymış, tamam mı? Manitaya mesaj atmış ama karşılık gelmemiş. Geldi Entel Maganda, şimdi rezil edecek bizi. Bence çok yüzeysel bir yorum. Peki siz anlatabilir misiniz ruh halinizdeki çelişkileri eşyalarla? Ya tabii anlatırım Hacı abla. Ben var ya hırdavatçı eşyalarıyla bile anlatırım. Misal, bu yürüyen merdiven, ben duvara dayanan düz merdiven, düz merdiveni alıp tekerlekli sandalyenin üstüne koyup, onu da alıp yürüyen merdivenin başına koyarsan, bu ruh halindeki çelişkileri anlatır. Ya, neyse, siz cengaverler bu fotolara bakın. Benim acık karnım acıktı, çok sert bir dille eleştirdim. Hadi görüşürüz. Davetiyen var mıydı? Ya tabii vardı. Ekşi tavşanım. Camdan girecek halim yok ya. Nereden buldun peki? Ya ben bir keresinde kendi heykelimi yaptırmıştım sanatçı abiye. Sonra gittim abi dedim şu heykeli bir daha yapsana. O da bana dedi ki ya ben sergiye davetliyim yapamam Zekai. Öyle deyince ben de ver davetiyeyi ben gideyim sergiye sen otur heykeli bitir dedim. Ya oğlum Zek. Ha? Ya portum yok mu lan portum? Oğlum. Bu su bunları çekmiyor ya. Ya bırak oğlum şu bardağı, bırak ya. Ben içerim lan. Tamam, tamam, tamam. Oğlum. Küçüğü de esersin. Küçük, ya, ya, ya. Küçük. Ya. Bak küçük. Aç Koray. Of, ay. Çok küçük. Ya abiler nereye gidiyor? Bakın ne olur bırakın bizi. Gözünüzün yağını emeyim ya. Bu davetiyelerin seri numarası sahte. Ya nesi sahte abi? Sayının sahtesi mi olur? Matematikte yok mu o sayı ya? Zekai benim davetiyemi çalıp bastınız değil mi? Fırıl yürü bizi bunlardan sanmasınlar. Yürü. Abi bak Allah rızası için bırakın bizi ya. Abi bak ben özümde var ya çok iyi bir çocuğum ama... ...küçük yaşta böyle 13 tane kardeşim olunca ne oldu biliyor musun? Hayatta dövüşmek zorunda kaldım. Abi bak ne olur bırakın bizi ya. Ne isterseniz yaparım ha. Evinize temizliğe gelirim. Vallahi arabanızı yıkarım. Bunu yapmadan önce düşünecektiniz. Derdinizi polise anlatırsınız. Aman Hacı abi durun ya durun. Bak biz Kayseriliyiz. Ben size oradan pastırma neyin getiririm. İleride bir gün bebeğiniz olursa bebeğinize burs ayarlarım belediyeden. Fakir olmanız önemli değil yaparlar abi ayarlarlar size burs. Sen Kayserilisin. Övünmek gibi olmasın Kayseriliyik. Ben de Kayseriliyim. Neresindensin? Yillisiyim ben. Hacı Kılıç Mahallesi. Ben de Yillisiyim. Hunat Mahallesi'nden. Bildim yorumlarından Kayserili olduğunu. Ciğerim kaynadı. Anlat bakayım. Niye gelip sergimi dağıttınız? Ya Hacı abi bak benim bir davşanım var. Bu manita mevzusu. Bu bir tane eleman geldi sanat sepet olayına benim davşanın aklını aldı. Ben de bunları yakın mesafeden takip ettim. Ne yapayım civan mert bir insanım. Sevda beni çekiyor. Biz ailecek böyleyik. Anladım toprağım. Ben de bu yollardan geçtim. Aşk acısından Müslüm konserlerinde az mı ciletledim kendimi? Ama kağıda kan düşeceğine tuvale boya düşsün dedim. Güvenlik. Buyurun efendim. Ben şikayetçi değilim. Çocuklar gidebilirler.
Tabii efendim. Ya inşallah kalıcı eserlerin olur. Toprağım, bak mücahiden bol olsun. Allah razı olsun abi. Bak istersen senin için new pose bile veririm ha. Hadi. Bizim etrafımızı sardı mı 8 tane güvenlik? O sırada arkadan bizim ressam koşa koşa geldi. Durun durun, meğerse ressam Yilisliymiş. Zekai Kilitçi. Okulun adresini sağa sola vermiş. Babayın eğitim yuvası mı belledin burayı? Sana kargo gelmiş. Ya hocam, yani biz dürüm neyi söylüyoruz ya, o yüzden verdiydim ya ben adresi. Okulun kuralları adına. Yoksa okula mı yerleşiyorsun sen? Lise 4 adamsın. Hazırlıklar bile yapmaz seni bu yaptığın. Al kargomu, bir daha da görmeyeyim ha. Kimde gelmiş? Ömer Yalçın. Senin şu sergisini mahvettiğin ressam yollamış. Herhalde kırdığın resmi onartman için gönderdi. Oğlum Zeki, açmayalım lan. Biz de ona resim çizip gönderelim hacı. Böyle tersten at çizelim. Aha, fal mı çıktı ya bundan? Aha, notmuş. Zekaycığım, isyanın tablama yansıdı. Benden sana armağan olsun. Ömer Yalçın. Nasıl ya? Ressam senin fikrini çizip sana mı yolladı? Ne sandın omuz başı? Benim sanatım da solaktır. Zekai, ne kadar şanslısın. Çok önemli bir ressam sana jest yaptı. Ama sen çok şanslısın ex tavşanım. Al, bu foto senin olsun, al. Teşekkür ederim.